Yeliz Karabulut telefon hattımızda ALB Menkul Değerler analisti Enver Erkan var. Enver hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Şimdi sana kala kala altın, petrol bir de Japon yeni kaldı. Japon yeni ile başlayalım. Çünkü Japon yeninde son 12 yılın en kritik sınırına gelinmiş durumda. 1.23, 123 daha doğrusu 125'leri 127'leri kırabilir mi diye sorular var. Galiba Japon yeninde bu değersizleşme biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii biraz daha bu değersizleşmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi bu akşam Asya seansında Japonya'dan enflasyon verileri açıklanacak. Oldukça önemli. Ve Japonya'da geniş resimde baktığımız zaman hedeflerin oldukça altında olan ve hedefe doğru gitmeyen bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı Japonya'da bir değersizleşme eğiliminin olması, aynı zamanda son geçtiğimiz haftadan beri dolar endeksinde iyi Amerika verileri ve parite etkisinden dolayı görülen yükselişin etkisiyle, yani bir anlamda da doların güçlü olmasıyla beraber dolar Japonya'da da yukarı yönlü hareketin ivme kazandığını gözlemliyoruz. Japonya tarafında bir parasal genişleme var ve bu parasal genişleme ışığında gelen verilere baktığımız zaman enflasyonun oldukça zayıf bir seyir göstermiş olduğunu görüyoruz. Yani Japonya ekonomisinde işlerin çok yolunda gittiğini söyleyemeyiz. Bu bağlamda da Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda yeni bir parasal genişleme dalgası ya da parasal genişlemeyi arttırıcı hamleler yapması beklenebilir. Piyasa biraz da bunu fiyatlıyor benim düşünceme göre. Bu bağlamda da dolar Japon yenine bakacak olursak şu an itibariyle 124.40 seviyesinin yukarıda zirve olarak test edilmiş olduğunu gözlemlemekle beraber geniş resimde ben 121-122 seviyeleri üzerinde olan bir Japon yeninin daha da yukarılara hedefleyebileceğini düşünüyorum. 2015 beklentim benim dolar Japon yeninde 125-130 aralığı içerisinde bir sabitlenme şeklinde. Yani biz burada daha yukarılarda Japonya Merkez Bankası'nın olası hamleleriyle beraber bekleyebiliriz. Şu anki durum bunu gösteriyor. Diğer taraftan altın ve petrol ikilisine bakacak olursak ilk önce altın... Evet, altın 1188'de çakıldı kaldı. Yani orada kendine bir park oluşturdu. O parktan bir türlü dışarı çıkmak istemiyor. Evet. Tabii şu an yani altını fiyatlayan unsurlara baktığımız zaman iki gündür oldukça sakin bir yurt dışı gündem söz konusu zaten. Dolar endeksindeki kuvvetli seyir devam ediyor ve bu altını 1200 aşağısında tutmaya devam ediyor. 1200 aşağısında kalmaya devam edecek bir altında aşağı yönlü tepkimeler görebiliriz. Bu bağlamda 1180 burada önemli bir destek olacaktır Ali Bey. 1200-1180 daha önce çok sık kontrolde olunan bir bantı. 1180'in aşağı kırılması bir aşağı yönlü trend altında 1150'lere doğru yaratabilir. Geniş resimde 1200 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Petrol tarafında da arz ve taleple ilgili haberlere bakacağız. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün stok verileri beklenmedik bir şekilde artış gösterdi. Ham petrol ve Brent petrol fiyatını aşağıya çekti. Bugün gelecek resmi datalar oldukça önemli. Aynı doğrultuda gelirse eğer aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Ancak resmi veriler eksi yönde bir stok değişimi bize eğer ki gösterirse petrol piyasasında buralar toparlanma için bir fırsat olarak görülebilir görüntüsünde. Peki, seçime kadar bir dolar tahmini isteyelim o zaman senden. Nasıl tabii görünüyor? Dolar kısa vadede tekrardan yükselişe geçti. 2.57'den beri süre gelen bir yükseliş eğilimi dolarda söz konusu ki burada 2.66 test etmiş durumdayız. 2.65 burada önemli bir eşik. Piyasanın 2.65-2.70 bandı içerisinde sabitlenmesi oldukça olası bir ihtimal. Ancak ben dolardaki asıl ivmelenmenin seçimden sonra ulaşabilecek senaryoyla özellikle ekonomi yönetimiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. 2.65 üzeri 2.70 yönünü açar. Dolayısıyla burada bu seviyelerde günlük kapanışın hop olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Peki bir gösterge faiz üzerinden konuşalım. Birkaç dakikamız daha var. Onu konuşabilecek vaktimiz var. 9.91 yani çift taneyi zorlamak gibi bir niyeti var ama buralarda geziniyor. Yani dünden bugüne 5-6 baz puanlık yükselişler ve düşüşler de gidiyor. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle de arkadaşlarımız verirse göreceğiz. 9.91 bildiğim kadarıyla riskli bir sınır bence. Piyasalardaki negatif fiyatlamaların devamı niteliğinde faizde de bir yükseliş eğilimi olduğunu görüyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi çok önemli. Enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğunu ve TL'nin değer kaybetme eğiliminin sürdüğünü düşünürsek faizdeki yukarı yönlü hareketlenme de bununla açıklanabilir. Burada zaten aşağı yönlü hareketler çok kısmi kalmıştı. %9.5 seviyesinden gösterge faizin yükselmeye başladığını tekrardan görüyoruz.
Burada eğer ki yukarı çift taneyi aşarsak burada çift tanelerde bir süre daha kalması gösterge faizini bekleyebilir. Ancak kısmi geri çekilmeler olsa bile faizde de genel eğilimi ben seçime kadar yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonraki tabloyu da ben ekonomi yönetiminin belirleyeceğini düşünüyorum. Peki, şu borsadaki endeksle ilgili hala aydınlığa kavuşturamadığımız konuyu, Aselsan meselesini biraz konuşalım istiyorum. Aselsan daha doğrusu aşağı doğru gidiyor. Oysa normal şartlarda bugün şahlanıp gitmesi gereken bir kağıt olması gerekirken farklı bir süreç izliyor. Neden acaba? Yani genel eğilimden mi etkileniyor yoksa hayır farklı, yani piyasa bunu henüz algılayabilmiş değil mi? Ya da çok uzak bir ihtimal mi olarak görüyor yerli uçak üretimini? Tabii şu an baktığımızda normalde Aselsan'ın tabii ki bu yerli uçak üretimine ilişkin haber akışını olumlu olarak etkilemesi gerekiyordu. Ancak genel itibariyle endeksten çok fazla fiyatlamaların Aselsan özelinde ayrışamadığını görüyoruz. Biraz bugünkü hareketi tabii ki kıyaslayacak olsak %1'lik bir düşüş var ve endeksteki düşüşle kıyasladığımız zaman biraz daha endeksin üzerinde bir düşüş söz konusu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani piyasa biraz şu an için bu hikayeyi çok fiyatlamıyor görüntüsünde. Evet, çok inanmadığını söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkürler Enver Arkan. Böylece bugünü de noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.